Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz hepinize. Bugün kıymetli konuğum Mehmet Göktaş Hocam bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Hocam konu itibariyle bugün ümit, şevk, azim konularına değinmek istiyoruz. Malumunuz bugünkü İslam coğrafyasında belki en çok yitirdiğimiz hususlar bunlar. Yani İslam Müslümanların bulunduğu topraklarda, İslami beldelerde zulüm yığınla var. Buna karşı olarak da bizim ümidimiz de, bizim şevkimiz de, heyecanımız da giderek düşüyor. Yani hakiki anlamda ne dini manada, dava manasında kendimizi zinde tutabiliyoruz, ne de bu hususta ümitlerimizi yeşertecek adımlar atabiliyoruz. Bu konuları ele alalım dedik. Mümin ümitli olmalıdır, haf ve reca arasında olmalıdır her zaman. Fakat biz ümit yönünü her zaman neredeyse kaybetmiş durumdayız. Çok fazla gündemimizde tutmuyoruz. Belki televizyonlarda özellikle acılı olan, bize yapılan zulümleri çok daha fazla gündem ediyoruz. Bu tür maalesef sıkıntılarımız var. Bu hususta neler söylersiniz? Ben sözü size takdim edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Olay çok geniş, mesele çok geniş. Neresinden girelim? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hepimizin sıkça tekrarladığı bir ayeti kerimesinde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ediyorsanız üstün olan sizlersiniz. Kısaca anlamı budur. Bir insanı hareket ettiren en büyük güç, potansiyel, onun heyecanıdır, ümididir, duygularıdır. İnsandaki bu duyguyu bazen kötüleyen şeyler olur. Kesimler olur veyahut da kötülenen, kötü anlamda kullanılır. Mesela duygusallık. Duygusallık biraz zaaf gibi gösterilir. Yani bir insan duygusalsa, İşte bu şeydir, zaaftır. O onun zaafıdır. Yani nedir? Duygusal olmamalıdır falan diye böyle. Tabii belki kelime öyle yerleştiği için haklı yönleri olabilir. Ama duygu kelimesi, duygu yani nedir? Canlı demektir aslında. Bir insan duyguluysa canlıdır. Duygusuz insan cansız bir insandır. Yani peşinen mağlubiyeti kabul etmiş bir insan duygusuzdur. Ama muhterem bir ağabey söylemişti. Duygusuz düşüncelerden ama düşüncesiz duygulardan da Allah'a sığınmalıyız veya kaçınmalıyız. Duygusuz düşüncelerden veya düşüncesiz duygulardan. Bunlar önemlidir. Yani eğer sadece duygusallıkla hareket edecek olursak, arkasında onun bir düşüncesi yoksa, yani bir düşünceyle beslenmiyorsa, desteklenmiyorsa, elbette o duygu bizi, o duygusallık bizi yanlış yerlere, eksik yerlere, özellikle eksik yerlere götürebilir. Ama bir insan istediği kadar düşünce sahibi olsun, yani birçok bilgisi, düşüncesi olsun ama duygusu yoksa, o şey de onu harekete geçirmez. O birikimi, onca malzemesi diyelim, onu harekete geçirmez. Şimdi bu bizim duygumuzu, bizim heyecanımızı bir bizim kontrol etmemiz olayı var. Bir de dışarıdan onu söndürmek isteyen güçler vardır. Bu şeytan da vardır. Yani mesela eşşeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan size fakirlikle korkutur. Yani fakirliği vaat eder. Yani şöyle şöyle yaparsanız verirseniz işte fakir kalırsınız gibi. Hem şeytanın hem şeytanın dostlarının yani Müslümanların heyecanını, şevkini ve heyecanını kıracak çalışmalar yaptıkları gibi. Hatta şu anda bunu çok çok daha üst düzeyde yani bilimsel diyelim.
bilimsel anlamda çok ciddi yatırımlarla insanların morallerini bozma yoluna giderler. Belki bazı misaller vereceğim. İnşallah sakınca yoktur. Buyurun hocam. Mesela bir zamanlar muhterem izleyenlerim hatırlarsınız. Bir zamanlar şey modaydı. Yahudilik, masonluk gibi kitaplar. Böyle kalın kalın, renkli renkli falan. Yani ben baktım tabii, ben bir şeyler çözdüğüm kanaatindeyim. O kitaplar hakkında genel kanaatim nedir diye. Fakat yine de o kitapları okuyanlara şey yaptım. Sordum. Ne var? Ne bu kitapta ne var sen? Bitirdim, bitirdim hocam falan. Ne var? Abi hocam sarılmışız. Direnmeye gerek yok. Kuşatılmışız. Yani Mossad'dı, CIA'ydı, bilmem FBI'ydı, neyse yani özellikle o şeyler yok efendim, tapınak şövalyeleriyle bunlar falan, abi sarılmışız hocam, hiç kıpırdamaya gerek yok, teslim olmaktan başka, işte, yani sadece moral bozmak için. Psikolojik bir harf var ortada. Ya, tabii tabii, buna psikolojik harf diyorlar ama bunu ben biraz daha somutlaştırdım. Yani öyle yayınlar yapılıyor, öyle filmler gösteriliyor ki, bu filmler yani böyle heyecan gibi falan ama o filmi izleyen insan, ya biz bunların karşısında ne yapabiliriz ya? Şunlara bak, şu Rambolara bak, bilmem şunlara bak, bunlara bak. Yani düşün hele, seni ta baştan hareketsiz bırakıyor. Teslim ol, kıpırdama, direnme, boşuna direnirsin anlamında. Onun için biz bunları, bunlara karşı mücadele değil, o da kötüdür. Yani bu nedir? O zaman savunmacı bir şey olur. Savunmacılık her zaman iyi değildir. Atağa geçmek, yani hücum biliyorsunuz en güzel savunmadır. Hücuma geçmek, onları bir tarafa atarak hiçbir şey görmemiş gibi, olmamış gibi Allah'ın izniyle biz yine heyecanımızı, şevkimizi yani kullanmalıyız. İlginçtir. Bir takım çok bilmiş ağabeyler, gerçekten çok bilmiş, kınamıyorum. Okumuştu ya, çok şey, bir şeyler biliyor, öğrenmiştir. Heyecanlı gençlerin moralini bozar. Gülerler, sen çok heyecanlısın falan derler. Yani o gençler böyle kendi iç dünyalarındaki yapmak istedikleri hareketleri ya anlatırlar veya bir şeyler yaparlar ve o şeyler, bunun ağabeyler, bir takım bilmiş ağabeyler, yani moralini bozar çocukların. Yani bazı insanların yanına vardığınızda, dinlediğinizde, yani elbet bazı şeyler, belki bir takım bilgiler elde edebilirsiniz, bir takım malumatlar elde edebilirsiniz ama onun yanından çıktığınızda başınız eğidir, suratınız şeydir, kötüdür, yani böyle bitmiş, ya hayırdır, ya abi mesele bildiğimiz gibi değil ya falan diye, kısacası ben bunu böyle şeyle olarak, ifadelerle anlatıyorum. Yani görüyorum çünkü onların yüz ifadelerini. Bizi bitirirler. Bizi bitirirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de benim en çok etkilendiğim ayetlerden birisi ne biliyor musunuz? Hazreti Yakub'un dile getirdiği bir ifadedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni yezhebu fetahassesu min Yusuf'e ve ahihi ve la teyesu min ruhillah innehu la yeyesu min ruhillah illa el kavmul kafirun. Ey benim oğullarım, kalkın, fetahassesu, araştırın hislerinizi, hislerinizi kullanarak. Yani fetahassesu, his aşağı yukarı beş duyudur bu. Yani fetahassesu, hissedin, araştırın. Neyden? Min Yusuf'e ve ahihi. Yusuf ve kardeşi hakkında bir şeyler araştırın. Yani duygularınızı kullanın. Duygulanın. Kalkın. Ve sarılın bir şeylere. Ve la teyesu min revhillah. Allah'ın, tercüme etmiyorum, revhinden ümidinizi kesmeyin ha sakın. Buradaki rav var ya, er ravhu, er-ruhu, er-rihi, aynı kökten geliyor. Ne biliyor musunuz? İlginçtir. Allah-u Teala bazen bu ruh kelimesini biliyorsunuz. Yani tenezzelül melâiketü ver-ruhu
Cebrail Aleyhisselam hakkında kullanıyor. Başka vahiy hakkında kullanıyor. Ve yeselûneke anir ruhi, sana ruh hakkında soruyorlar dediğinde orada bizzat şeydir yani. Vahyin kendisidir. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina. İşte biz sana bu şekilde ruhumuzdan bir şey yapıyoruz, vahy ediyoruz diyor. İlginçtir. Allahu Teala vahyi getiren Cebrail'e de er-ruhu diyor. Vahyin kendisine de er-ruh diyor. Ve bu arada bildiğimiz şu rüzgar var ya, er-rihu. O da oradan, o kelimeden türeme. Rauh denilen koku, güzel koku. Yani şöyle bir düşünebiliyor musunuz? Rüzgar, oksijen, koku insanın yani burnuna girdiği zaman hayat verir insana. İşte Hazreti Yakup böyle söylüyor. Ya Allah'ın rauhinden ancak kafirler ümitlerini keserler diyor. Onlar nedir? Özellikle Allah'ın burada rahmeti de vardır. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keserler diyor. Onun için bize göre bir Müslüman elbette heyecanını hiçbir zaman kaybetmemelidir. Onu bir yerde saklı tutmalıdır. İsterse kınasınlar. Yani saklı tutmalıdır, bırakmamalıdır dememin sebebi, bıraktırmak için uğraşanlar çok olur. Yani onlar da guya kendilerine göre işte akıllıdırlar, oturaklıdırlar. Dikkat edin. Aklı selim, oturaklı falan. Ama duyguları yoksa bakın böyle insanlara, şöyle bir bakın, hiç mesafe kat edemezler. Bu kadar birikimlerine rağmen. Yani bir bakarsınız, yani öyle insanlara rast gelirsiniz ki ben şahsen yani çok ziyaret ettiğim, gezdiğim için gerçekten öyle insanlara rastlarsınız ki öyle bir birikimi var, öyle bilgisi var, öyle ilmi var. Ve ondan sonra hayret ederim. Birisine demiştim ki, o da tabii şaşırmıştı. Böyle gençtim, ziyaret ettim. Çok büyük bir tahmin etmediğimiz bir bilgi birikimi vardı. İslam adına da böyle. Ya dedim hocam, yanlış anlama da eğer sendeki şu bilgi bende olsun var ya, ben Türkiye'yi balkondan bir halı gibi böyle çırparım dedim. Öyle bir bilgi birikimi var. Ama bir şey yer ya, kullanmıyor adam. Niye? Duygu yok. Şevk yok. Heyecan yok. Onun için yani biz bunu iyi tespit etmeliyiz. Bizim heyecanımızın, bizim duygumuzun çok çok düşmanları vardır. Ha, nefsimiz de düşmandır. Yani tembellik ayrı bir olaydır. Yani tembellik de bizim içimizden gelen şevkimizin, heyecanımızın nedir? Ayrı bir düşmanıdır. Dışarının düşmanı. Zaten dışarıyla içeri her zaman, yani insanda da bu böyledir, toplumda da böyledir. Dış düşmanla iç düşman hep zaten şey yaparlar, İş birliği yaparlar. Yani bizim nefsimizle iblis iş birliği yapar. Bilir birbirlerinin yani şeylerini, yollarını, usullerini bilirler. Biri bir taraftan vurur, biri bir taraftan vurur. Biri oturtur, biri ayağa kalktığımızda yanlış yere götürür falan. Böyle. Onun için biz daha önceki sohbetlerde de yani dile getirdik, belki muhterem izleyenlerimiz hatırlarlar. Yani bir delikanlının, bir gencin, bir çocuğun aman ha duygusunu kör etmeyin. Ha, yönlendirin, o ayrı bir olay. Şey yapın yani, veya öfkeden ayırın. Bazen duyguyla öfke birbirine karışabilir. Bunları birbirinden ayırın. Ama yani şey, er-rauhu yani imandır, vahiydir. Allah'tan gelen tabir caizse oksijendir. Oksijen şeysine bağlı olmaktır yani bir Müslümanı. Harekete geçirir. O olmadığı takdirde yani mesela gayret-i diniye, yani bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu veya İslam'ın diğer şeylerinde de başka kelimelerle de destekler. Mesela hamiyet. Hamiyet iki türlüdür tabii. Yani Müslüman'ın hamiyeti, duygusallığı veya onu ayağa kaldıran şey nedir? İmanıdır. İslam için yapar. Ama hamiyetel cahiliye var Fetih suresinde.
Kafirlerde de açık konuşalım. Kafirlerde de buna benzer hamiyet vardır. Hamiyet cahiliye hamiyetidir. Cahiliye de onlara çok şey yaptırdı. Yani cahiliyenin değerlerini koruma adına, ayakta tutma adına onlar da tabiri caizse galeyana gelir, heyecanlanır. Yani bunu da bilmemiz lazım. Bunu da bir tarafa kaydetmemiz lazım. Ama yaratılışta eğer bu varsa Rabbimizden bizim niyazımız nedir? Bu hamiyetimizi, bu heyecanımızı inşallah kendi dini, kendi davası uğruna Rabbim kullanmayı bize nasip eylesin. Yani Allah'ın Resulü boş yere yani elini açıp da Allah'ım şu iki amrdan biri, iki Ömer'den biri derler de aslında Arapça'da biliyorsunuz ayın, mim, ra. Ömer yazılırken de öyle yazılır. Ayın, mim, ra harekeler değişir. Amr yazılırken de sadece Araplar şey yaparken birbirine karışmasın diye amr kelimesinin sonuna bir de vav getirirler. Sırf bu şeyden dolayı. Allah'ın Resulü iki amrdan biri ya Rabbi. Yani İslam'ı onlardan birisiyle güçlendir diye Allah-u Teala'ya yalvardı. Niye? İzliyor, bakıyor. Yani onlarda yani gerçekten bir şey var. Yani şevk var, heyecan var. Yani bir sadece bilgi birikimi değil onu söyleyeyim. Tamam Ebu Cehil falan bir şeyler bilen bir adam ama sadece o değil. Onlar Ebu Cehil'de hamiye-i cahiliye var. Yani Ömer'de de o vardı ama Allah onu çevittirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Daha içeri girdi, Müslüman oldu. Ondan sonra ne duruyoruz burada? Düşünebiliyor musunuz? Yani insanda artı bir enerji bu. Değişik bir enerji. Yani Erkam'ın evine girdi, orada Müslüman oldu. Ondan sonra biz kaç kişiyiz? Şu anda burada 40 kişiyiz. Biz burada ne duruyoruz? Ne yapalım? Dışarı çıkalım. Kabe'ye varalım. Orada yani Allah'ın dinini haykıralım. Bunun aslında, için bunun için kestim. Dikkat edin. Buyur. Şöyle noktalayayım bunu. Hı. Bunun için çok büyük bir alim falan olmaya gerek yok. Bu nedir? Duygudur, heyecandır, şevktir, azimdir. Ve İslam aslında Ömer'le bir ciddi bir sıçrama diyelim. Çok büyük bir hamle yapmıştır. Ve ona da bu hamleyi yaptıran onun şevkidir. Onun taşıdığı ruhtur yani. Ruhtur. Yani hocam mesela onu izah ettiniz. Belki Allah Resulü'nün o duası yani iki amrdan birini İslam'ı bu iki amrdan biriyle güçlendir duasının sebebi de belki Müslümanlar arasındaki o ümidin Mekke'deki Müslümanlar arasındaki o ümidin hem düşmesinden. O, hem de görüyor bir de. Yani Ömer'i görüyor, Ebu Cehil'i görüyor. Çünkü şeye de bakıyoruz mesela Allah Resulü'ne hani sahabeler gelip o zulümlerden dolayı Allah Resulü'ne gelip ya Resulullah bu zulüm ne zaman bitecek, bu eziyetler ne zaman bitecek diye yavaş yavaş belki şikayetlerde bulunmaya başlamışlardı. Evet. Allah Resulü mesela onlara çıkıştı yani dedi diğer ümmetlerin, diğer kavimlerin, peygamberlerin başına gelmeyen şeylerin sizin evet. başınıza gelmeden kurtulacağınız mı zannediyorsunuz diye mesela. Bir ümit evet. pompaladı. Bir şey daha söyleyeyim. Tam hani İslam'da bir kural vardır. Bir şey zıttından da ispat edilir biliyor musunuz? Yani zıttından da ispat edilir bir şey. Ebu Cehil'den bir sahne anlatayım size. Ebu Cehil Bedir'de öldürülüyor biliyorsunuz. Evet. Yani Bedir'de Ebu Cehil yani Amr ibn-i Cemuh veya bir başka üç sahabe var. Ya hangi üçü de vurmuş. Üçü de mızrak vurmuş, kılıç vurmuş. Şimdi Ebu Cehil yatmış yere, devrilmiş. Yani bineğinden düşmüş yere. Ondan sonra artık şey yapıyor. Kan kaybediyor, böyle soluyor. Allah'ın Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bana Ebu Cehil'den kim haber getirecek diyor. Ve Abdullah İbni Mesud gidiyor. O da aslında onun da duygu yönünü anlatsak ayrı da ben getiririm ya Resulallah diyor. Ondan sonra gidiyor. Ebu Cehil'i buluyor. Ebu Cehil yerde yatıyor. Ondan sonra vardım ki diyor böyle göksü diyor böyle iniyor kalkıyor körük gibi diyor. Varmış oturmuş üzerine. Göksüne. Kafirdeki şeye bak hele. Yani kibir şey
Ey çoban diyor, çok yüksek yere çıktın sen ha diyor. Neyse. Orada diyor ki, bana söyle diyor Ebu Cehil, şu anda diyor, zafer kimlerden yana? Muhammedilerden yana mı yoksa bizim Kureyş'ten yana mı? Ey Allah'ın düşmanı, iyi bil ki zafer Muhammedilerden yana diyor. Abdullah bin Mesud. Ve adam yattığı yerden diyor ki, söyle o Muhammed'e, şu ana kadar ona düşman olarak yaşadım ve şu anda çok daha büyük bir düşman olarak gidiyorum bu dünyadan diyor. Şimdi bu misali niye verdik biliyor musun? Bu misal yine hamiyye-i cahiliye, hamiyet, yani hamiyyetel cahiliye dediği Allah-u Teala'nın o heyecan yüklü şey daha kafirde devam ediyor. Ya bu adam Müslüman olsaydı, evet, oğlunda görüyoruz. Dikkat edin. Evet. Hazreti İkrim'e biliyorsunuz, evet, Müslüman oldu. Yani öyle bir adam ki Hazreti İkrim'e, yani Müslüman oluyor biliyorsun. Bu adam Müslüman olmazdan önce de biliyorsunuz Uhud'da şurada burada kafir ordularının ikinci komutanı. Ebu Süfyan'dan sonra böyle en ciddi komutan. Ve Müslüman oluyor elhamdülillah. Ayrı bir olay. Mekke'nin fethinden sonra biliyorsunuz Müslüman oluyor. Ve bu arada öyle savaşlara katılıyor ki bizim bildiğimiz ondan yıllar önce Müslüman olan o güzel sahabeler hayret ediyorlar. Savaşta bunun bir giri, kafirlerin üstüne öyle bir dalışı var ki. Ya İkrime, sen yanlış yapıyorsun. Böyle olmaz. Ya öleceksin falan dedikler. Bırakın ya diyor. Bırakın, benim ömrüm Allah'ın Resulü ile savaşarak geçti diyor. Bırakın azıcık da kafirlerle savaşayım diyor. Yani bütün bunlar var ya, heyecandır, şevktir. Yani eğer küfrün şeysinde olursa, emrinde olursa, kafir olarak heyecanlı olursa, onlar da bizim için ciddi tehlikedir biliyor musunuz? Onun için yani bizde olanı, bizde olan enerjiyi, gücü, kuvveti, azmi, şevki kesinlikle beslemeliyiz. Kimseyi kör etmemeliyiz. Yani bu çocuklarda bazen şey yaparlar yani köreltirler. Bazı anneler, babalar falan yani oğlum sakin olsun, bilmem ne olsun falan pişman. Yani belki şeydir de söylenecek bir şey değil de bizim bir arkadaş, bir hocamız, bir başka kendinden yaşlı bir hocayı yıllardır görmezmiş. Varmış, ziyaret etmiş, sarılmışlar falan ondan. Aradan epeyce vakitmiş. Hocam ne var ne yok, ne yapıyorsunuz falan. İyiyiz işte falan, ömrün işte, işte kaç senedir görüş. Çoluk çocuk ne var hocam? Ondan sonra var, 3-4 tane çocuk var. Hani sesleri gelmiyor falan. Ya ben ortada yok, göremedim sesleri. Onlar çok usludur, içeride oturuyor. Evet canım öyle çocuk mu olur? Arkadaş, yani dikkat edin. Bırak canım öyle çocuk mu olur hocam diye. Yani çocuk dediğin gelecek, katacak, kavuracak ortalığı, yıkacak, devirecek. Yanlış anlamayın. Yani o çocukların o yönünü bastırmayın. Ha. Tamam, yani zararlarını telafi edelim ama bir çocuk eğer, yani süperaktif mi deniliyor bilmem ne yani, bunlar köreltilmemelidir. Bunlar yani o şeyin, madenin ta başlangıçta o yavruda olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın izniyle siz Allah'a yalvarın da ya Rabbi bu yavrumun bu heyecanını, bu hareketliliğini dinine hizmet yolunda kullanmayı buna nasip eyle de, öyle değil mi? Yani Allah'ın izniyle. Bu anlattıklarımın çoğu, bir iki ayet okuyoruz ama dikkat ederseniz çoğu bizim böyle bizzat sahnelerde şahit olduğumuz, hayatta şahit olduğumuz olaylardır. Yani inanınız bir tek heyecanlı genç neler yapıyor bir göreceksiniz ya. Yani birisiyle görüştük diyor bir arkadaş. Hayırdır ya, nerede, elinde bir çanta diyor, böyle bir iş çantası gibi. Epeyden beri görmüyordum. İşte nereye gidiyorsun? Bilmem. Singapur'a, Malezya, Malezya gidiyorum, Singapur'a gidiyorum. Ya sen, senden epeyden beri görüşmüyorum, sen ne yapıyorsun falan, nereye gidiyorsun? Ya hiç beklenmedik bir olay, bilmem kaç milyon dolarlık bilgisayar bağlantısı kurmuş. Yani hem yapma hem şey yapma falan. Ya bir çocuk ya, bir delikanlı ya. Yani bu nedir? Yani bu işte azmin, şevkin ortaya koyduğu. Yani bu dünya, dünyevi yönde de kullanabiliriz.
Uhrevi yönde de kullanabiliriz bütün bunları. İşin garip yönü hocam, biz hala yani gerçekten Avrupa'ya baktığımız zaman aslında bizde olması gereken hasletler şu an Avrupa'da. Yani çok küçük yaşta çocuklar artık yetenekleri olduğu yönde yetiştiriyorlar. Yeteneklerini geliştirebileceği okullara yönlendiriyorlar. Fakat bizde hala 17 yaşına gelmiş bir genç hala çocuk sayılıyor. Halbuki 17 yaşında bir Erkan bin Erkan vardı. 10 yaşında bir Ali vardı. Veya Fatih vardı. Fatih vardı. 20 yaşında İstanbul'u fetheden bir Fatih vardı. Bizi köreltmek adına belki Müslüman gençlerin o özgüvenlerini yitirmeleri adına türlü türlü mesela bizi hem okşayan, görünüşte okşayan fakat içeride bizi çökerten bazı mesela projeler muhtemelen ortaya döküldü. Bunlardan biri de bu. Yani daha çok fazla değil. 10-15 sene önce 12 yaşına kadar bir çocuğun Kur'an-ı Kerim eğitimi almasını bile yasaklayan bir zihniyete sahip. Bu ayrı bir olay. Evet. Yani ayrı bir olay. Fakat yani bu işin tabii. Bu işin engelleyici yönleri. Engelleyici yönlerinden dediğiniz gibi biri. Bir de şey var hocam, hani gençlerin özellikle hani bu minvalde kaybettikleri hususlar nelerdir özellikle? Yani bir genç özgüvenini, evet belki baba engelleyebilir, belki örnek verdiğiniz gibi bir hoca, bir ağabey onun duygularına gem vurabilir. Fakat hani bu duygularını harekete geçirebilecek bazı püf noktaların olması gerekiyor. Özür dilerim. Bu muhterem izleyenlerin de belki biraz kafaları karışabilir ama ya hocam sen konuştuğum şeyler birbiriyle çelişkili derler ama ben bir şey daha vereceğim. Buyurun hocam. Almanya'ya ilk defa gittim. Çağırdılar oradan, hocam bir de konuş falan diye. Vardım, yani kürsüye çıktım, konuşuyorum. İşte Avrupa'nın ahlaksızlığından falan şey yapıyoruz. Yani Müslümanlar olarak şey şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız derken kendime göre bir misal verdim. Dedim ki işte bu Avrupa'da bir çocuk 18 yaşına geldi mi kapıp koyverilir işte bilmem şöyle böyle falan diye. İşte bunun kötü yönlerini anlattım, biliyor musun? Ondan sonra indim, aşağıya indim, namazı kıldık, bitti. Orada çok muhterem ve bilgili, yani Almanya'yı çok iyi bilen ve okumuş biri vardı, bir genç vardı. Beni tuttu, hocam bir şey söyleyeceğim size dedi. Bu sizin söylediğiniz 18 yaş meselesi var ya, zannettiğiniz gibi değil dedi. Nasıl dedim? Hocam burada bir çocuk 18 yaşında ayağının üzerine durmak zorundadır. Ayağının üzerinde durmak, işini kurmak ve yolunu tespit etmek zorundadır. Ha, bizim bazı konularda tamam dayanışma, bu dayanışma ruhu falan iyi gibidir ama fazla dayanışma değil. Düşün hele, yani bizde ataerkil ailelerin bazı konularda zararları vardır. Nasıl? Yani evde büyük baba dura dura kimse sesini çıkaramıyor. Yani yani ayağını uzatama falan, tamam onlar güzel. Yani bazı şeyler, büyüğe hürmet ayrı bir olay. Ama ciddi bir iş de kuramıyor. Babadan ayrılamıyor. Dededen ayrılamıyor. Efendim bu yok, bu tarlalar bölünecek o zaman. Yok şu şey olacak, kendilerine göre, biliyor musunuz? Bunun getirdiği şeyler var. Dezavantajlı. Zararlar var. Yani burada yani düşünebiliyor musunuz? Yani memlekette dursaydı babasıyla beraber hayvancılığa, çiftçiliğe devam edecekti. Ayrı bir olay. Tamam etsin. Ama buraya geldi. Buraya geldi. Ya ayağa kalktı. Buraya geldi. İstanbul'a geldi. Ankara'ya geldi. İzmir'e geldi. Ve tek başına. Babası da yok. Ve bocaladı tabii. Kaybettiği şeyler oldu. Belki ahlaki yönden erozyona şu bu. Ama ondan sonra bir baktınız ki yani öyle bir yere gelmiş ki nedir? Çaresizlikler de nedir? Yani şey yapar. Yani bir takım komanda eğitiminde falan biliyorsunuz bırakıyorlar komandoları. Yiyecek yok, içecek yok. Yaşayacaksın. Ben yaşayacaksın. Böcek mi yersin, yılan mı yersin, kirpi mi yersin? Bunlar
insanın bir anlamda yani ufkunu açar. Çaresizlik ufkunu açar ama baban varsa arkada, arabaların arkasına yazmışlar babamın canı sağ olsun diye. Öyle ya, babanın canı sağ olsun. Eyvallah. Ya sen bir halt etmeyeceksin. Anlaşılan o yani. Yani baban olduğu müddetçe, bu baban arkanda böyle durduğu müddetçe bu arabanın dört tekeri böyle dönecek. Sen babasızlığı düşün. Öyle değil mi? Babasızlığı düşün, bir proje üret, bir şeyler, ayağa kalk. Bu da sohbetimizin konusu olan şevkle alakalıdır, evet. Heyecanla alakalıdır, ümit var olmakla, yaparım ben, Allah'ın izniyle yaparım demekle alakalı bir meseledir bu. Allah razı olsun hocam, şimdi teşekkür size ederim. Birinci bölüm sona erdi. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere.
Zindandan Mehmet'e mektup bir şiiri Üstad Necip Fazıl'a ait. Onu da rahmetle yad ediyoruz. Hocam, birinci bölümde ümit, şevk, heyecan konusunu işledik. Son bölümde güzel bir konuya değindik. Özellikle gençlerimizin üzerinde aile baskısı veya ailenin kendi hani kural ve kaideleri içerisinde gençleri yönlendirme arzusu bazen gençlere hani gen vurabiliyor. Onların o yetenekli yönlerini ortaya çıkarmakta sıkıntı çıkarabiliyor. Özellikle bizim toplumumuzda genel itibariyle bu var. Elbette bunu yani saygısızlık, hürmetsizlikten kastetmiyoruz. Onu ayırarak söylüyoruz. Fakat genel itibariyle hani örneğin baba eğer bir çiftçi ise oğul da bir çiftçi olacak. Baba eğer bir işte berberse, zanaatı neyse çocuk da onun izinden gidecek gibi bir kaide var. Özellikle bazı mesela kuruluşların üstünde de görüyoruz 1979'dan beri, 1950'den beri baba mesleği gibi söylemler var. Hep aynı yolu yürütmüş belki. Zararı yok. Elbette faydası vardır. Fakat bazen aile içerisinde yeteneği farklı olan gençlerin de farklı yönlere hani çıkış yapmasını, belki o yeteneklerini çok daha iyi kullanmasını engelleyebiliyor. Bu konudan başlayarak ikinci bölüme giriş yapsak hocam. Evet. Ben birinci bölüme şu rahmetli Necip Fazıl'ın o şiirinin son şeysini bir daha tekrar etmekte ben kendim fayda görüyorum. Biz duygudan, ümitten, şevkten bahsettik. Allah rahmet eylesin. Yani Mehmet'im sevinin başları yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, kalma, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Bizim yarım saattir konuştuğumuzu Allah rahmet eylesin hemen şey yaptı, özetledi. Mesele budur. Evet, biz yine ikinci bölüme dönelim. Aslında bu konu hem dini yönü de vardır. Mesela nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anneye babaya itaatı benim görebildiğim kadarıyla 5-6 yerde anneye babaya iyilikten bahsediyor. Dikkat edin, burası çok önemli. Yani ama maalesef bazı kitaplarımız anneye babaya itaat başlığı atıyor. Böyle bir olay yoktur. İtaat nedir? İtaat Allah'adır, Resulü nedir ve bir de velayet sahibi ülülüm. Ya anneye babaya, anneye babaya iyilik vardır. Yani ve vassaynel insane bi valideyhi veyahut da ihsana husna. Yani anneye babaya iyilik, ihsan emrediliyor. Biliyor musun? Bu çok önemlidir. Ha bu karşı gelme falan o ayrı bir olay. Demek ki dini yönden mesela Allah-u Teala ve in cahedake li tuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fe la tud'huma. Özellikle eğer bana şirk koşmaya yönlendiriyorlarsa annen baban seni, sakın itaat etme onlara buyuruyor Allah-u Teala. Ha, bizim konumuz bu değil. Tamam. Biz başka konularda yani anne ve baba ilişkisini biraz daha dünyevi mesleklerde falan konuşuyoruz. Burada da illaki anneden babadan ayrılacak diye bir şey de yok. Bu nedir? Yani istişare ehliyle yapılır. İslam'da bir istişare vardır ama istişare ehliyle yapılır. Bilmeyen bir insanla istişare yaparsan ve ona uyarsan bu seni yanlış yola götürür. Onun için istişare. Yani istişare ehliyle yapılır. Ve ehliyle yapıldığında yani eğer sen babanla, ağabeyinle, kardeşlerinle kalmakta gerçekten senin ufkunu kapatan, senin önün kapatan, sana ket vuran, engel olan bir şey yoksa devam edilir. Devam edilir. Yani bu çok önemlidir. Veya bir takım meslekler vardır ki yani önü açıktır. Geliştirilmeye çok müsaittir. Yani böyle bir meslektir. Onun için
İlla onu da terk edeceğiz diye. Yani efendim biz hocadan dinledik veya birilerinden dinledik. Anneden, babadan, özellikle babanın mesleğinden ayrılacak. Yok. Eğer babanın mesleği şeyse, sen onu katlayabilirsen, o bir Allah'ın bir nimetidir. Baban seni bir yere kadar getirmiştir. Artık oğlum sen de bunu, yani ben bu kadar, ben kültürüm buydu ama bu iş iyi ya. Yani bu iş şey yap. Yani belki kendi ülkemizden de misal verebiliriz de, yani Almanya'da bir fabrikayı şöyle dışarıdan gezdiriyorlar da, bu en ciddi otomobillerin, şunların, bunların beyinlerinden tutun her şey orada. Dedi ki hocam, bu adam, bu fabrikanın mazisi ne biliyor musun? Bilmem 1700'lü yıllarda mı, 1800'lü yıllarda mı şeymiş bu. Şu bizim kağnıların veya at arabalarının tekerlerinin çemberi var ya, onları yaparmış adam. Ha, şimdi nedir? Evlatları, şeyleri bunu böyle geliştirmişler. Bugün buraya getirmişler. Ha, bizim de buna benzer müsait bir şeyimiz varsa, nedir? Mümkünse, yani Allah'ın izniyle illa babamızı, ağabeyimizi terk etmeye gerek yok. Yani babam bak, bugüne kadar bu işi böyle yaptık ama bugün tamam bak bu iş iyi bir iş ama böyle de olmaz. Bu kadarla olmaz. Biz bunu şöyle şöyle hamleler yapıp yani aşmalıyız da diyebilirsin. Bu da bir nedir? Tekliftir yani. Bu da güzel ve bunun da örnekleri vardır. Bunun da örnekleri vardır. Yani biraz haddimizi aşıyoruz. Biraz biz şey yapıyoruz da yani belki bizim alanımız olmayan bazı şeyler giriyoruz ama müsaadenizle biraz inşallah bağışlasınlar, biraz da Kayserilik var, oradan da girelim için esprisi. Şimdi özellikle Anadolu insanı İbn Haldun'un tarif ettiği tiplere göre, yani bunlar göçmenler, yani dışarıdan gelmişler, yani Orta Asya'dan gelmişler ve Orta Asya'nın en büyük özelliği iklimi sık sık değişiyor. Ve istikrar yok. Güzel günler oluyor, çok çok güzel ama bir de bakıyorsunuz ırmak kuruyor, göl kuruyor, iç denizler kuruyor ve göçlerin büyük bir sebebi bu. Ha bu göç, göçebe insanların kendilerine göre bir takım avantajları var ama dezavantajları da var. Dezavantajlar nedir? Köklü bir meslek yapamazsın. Göçeceksin oradan. Ya avcılıktır, ya kısa vadeli tarımdır, ya avcılıktır, ya böyle ayaküstü bir hayvancılıktır. Ama eğer senin göçmeyeceğin, seni kandırmayan, seni aldatmayan bir şey varsa, yerin varsa, ülken varsa, toprağın varsa, vatanın varsa, sen oraya göre şey yaparsın. İbn Haldun diyor ki mukaddimede, iklimlere göre dünyayı şey yapıyor, tasnif ediyor ve en güzel iklim, yani özellikle Avrupa iklimini, Akdeniz ve Avrupa iklimini üst tarafı, yani insanoğlu için en elverişli iklim olarak görüyor. Belki görünüşte öyle çok güzel güneşleri falan olmayabilir. Yani bulutlu ama insanı şey yapmaz. İnsanın tahminini zorlamaz yani. Dersen ki burada ben şu kadar ekerim, şunu alırım dersen yanılma payı %5'tir diyor. Ama öbür tarafta öyle değildir. Pat diye kuruyabilir. Pat diye ektiklerin, şey yaptıkların birdenbire yani soğuk vurabilir. Yani öyle. Onun için buranın avantajı vardır. Ve burada hep üst üste korlar. Yani Avrupa'nın böyle ilerlemesinde yani biraz bu vardır. Çünkü her gelen üzerine bir şey eklemiştir. Bizimki ekleyeceği zaman bırakmış gelmiştir. Hazar Gölü'nün üstünden gelmiş, altından gelmiş bu tarafa Asya'dan, ondan sonra fazla bir şey yapamamış. Efendim bu biraz adaletsizlik falan yok. Onun da ama ona göre şeysi var. Avantajı vardır. Nedir? Diyor ki konuyu uzatıyoruz da yani göçebe toplumların da yüreklerinde, kalplerinde çok müthiş gelişmeler olur. İrfan duyguları şey. Niye? Yokluğu bilir. Dikkat edin. Kıtlığı bilir. Misafirliği bilir. Sığınmayı bilir. Kendisine sığınanı bilir. Ama Avrupa öyle değildir. Yani oğlu babasının evine gidiyor, kahveyi diyor yanında götürüyor der.
birbirine ikram falan diye yokluk görmemişler. Misafir nedir? Onları bilmezler. Ve ruhları da bu anlamda katılaşır. Katılaşır. Allah-u Teala herhalde Nahl suresinde olacak, buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve daraballahu meselen qaryatan kanet amineten mutmainneten yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fekeferet bi en'amillah feazaqahallahu libasal ju' vel khauf bima kanu yasnaun. Bu ayeti kerimeyi yani biraz üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim muhterem izleyenlerim. Allah-u Teala size de bir diyor bir ülke veya bir kasaba veya bir şehri örnek gösterdi. Öyle bir şehir ki diyor yani disiplinli ve düzenli olarak her yerden rızık geliyor. Demin ki anlattığım gibi şey ihtimali yok yani kesilme şu böyle geliyor. Disiplinli düzenli yani kânet âmineten mutmainneten burada bizim bildiğimiz iman etmiş de olabilir fakat emniyet içinde de olabilir. Emniyet içerisinde iman etmiş de olabilir. Ama özellikle rızkı var ya tıkır tıkır yani dört bir taraftan geliyor kesilmiyor da. Ha bu nedir? Allah korusun bu insanı küfre götürüyor. Ne yapıyor? Kerameti kendinden zannediyor. Yani ben burayı eştim mi bu verir. Ben bunu yaptım mı, bu bana bunu verir. Vermek zorunda. Başka alternatifi yok gibi. Ondan sonra Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyor bu düşünce. Ben diyor. Zaten Karun'un bazıları, yani başka şekilde, Karun budur. Karun diyor ya işte, kavmi ona dedi ki diyor, izgâle lehu gâmuhu, yani la tefrah, yani şımarma, iyilik yap. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilik yapmıştı Allah sana vermiş falan dediğinde ne diyor biliyor musun? قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Bu benim birikimim diyor. Ben para kazanmanın yolunu bilirim. Ben, bu bana ait diyor. Bu benim tecrübem, bu benim birikimim diyor. Dikkat edin. Niye? Böyle zikzaklar olmamış hayatında. Hep böyle iyiye gitmiş. Biliyor musunuz? Onun için burada, ben sözü dağıttım ama inşallah şöyle toparlarım. Burada şu olay var. Bizim babamızla, ağabeylerimizle, ailemizle, ataerkil ailemizle olan ilişkimizi iyi irdeleyeceğiz, iyi bakacağız. Eğer bir boğulmaya doğru gidiyorsa açılacağız, ikna edeceğiz. Ya bana çok soru sorarlar. Ha. Dikkat edin, inanın bana gelen soruların bir kısmı kardeşler şey, ya bu telefonda gelir, ya hocam bir soru soracağız, buyur. Ya ben şöyle yapmak istiyorum, babam gönlü yok, babaya itaatsizlikte korkuyorum, Allah belamı verir falan diye. Sen ne dersin, ben ne yapayım? Babam diyor ki işte gel sen de şurada dur benimle beraber falan, işte torunlarım da yanımda dursun, gözümün önünden ayrılma falan. Hocam bu iş kötüye gidiyor, bu iş boğuluyor. Sen ne dersin? Ben düşünürüm biraz daha dinledikten sonra. Azizim senin yapacağın şey, babanızı ikna edeceksiniz. Babanızı ikna edeceksiniz. Göstereceksiniz, örnekler göstereceksiniz. Ben yine evladınım, ben yine yanındayım, geleceğim ama yani maksat senden ayrılmak değil. Yani bu dünya böyledir. Biz bir şeyler yapacaksak, yani ilmen de, yani ilim de bazen biliyorsunuz, yani bir yere çakılıp kalmakla olmuyor. Gidilecek, gezilecek, görülecek, başka yerlere gidilecek. Başka şehirlere, yerine göre yurt dışına gidilecek bilmem neyi falan. Yani burada da anneler, babalar hep şey olur yani, engel olur. Anne ve babalar bir de sohbetimizin birinci bölümüne bir referans yaparak söylerim. Mesela bir de annelerin, babaların bir kötü yönü var, onu söyleyeyim. Hem de dindar anne baba, hani şeyden bahsettik ya, işte seni şirk koşturmaya şey yapıyorsa, şirke zorluyorsa فَلَا تُضَعْهُمَا onlara itaat etme dedik ya, Allah-u Teala'nın bu ayetini naklettik ya, bazen daha ilginç bir olay var, dikkat edin. Anne baba dindardır, iyidir, çok güzeldir. Ve bu anne baba nedir? Evladına hep güzel şeyleri söyler. Ne yapar? Aman oğlum namazını kıl, aman oğlum içki içme, aman oğlum kumar oynama, kötü yerlere gitme yavrum. Nedir? Bunlara itaat et, güzel. Fakat aynı anne baba, dikkat edin. Yani öyle anneler, babalar biliriz ki biz kendimiz de şey yapıyoruz yani, görüyoruz.
Yani gece teheccüde kalkar, her şeyi yapar, dindar falan. Ama aman oğlum kendine dikkat et ha, böyle çenene dikkat et ha falan. Öyle polislerin falan o şeyler falan, o eylemle falan, oğlum ben oralara gitme ya, korkuyorum. Düşün öyle. Yani ilginç bir olay. Yani senin dindar annen baban seni İslami etkinliklerden, faaliyetlerden alıkoyuyor. Niye? Daha dindar olmasının içinde oğluma bir şey olur. Oğluma bir şey olur diye. Ya bu nedir? Ya buna da itaat edilmeyecek. Güzelce, yani böyle rest çekme değil de güzelce, yok anne bu olacak. Ben oraya gideceğim. Bak Filistin'de şunlar oluyor. Veya bak burada başörtüler okula alınmıyor. Veya şu işten atılmıyor. Ben buna gideceğim. Ve bunun da bir bedeli olursa yanlış anlama. Sana da sevabı vardır. Bırak diye anneler babalar dikkat edin. Dindar anne babaların böyle bir engeli vardır. Ve bir de o zaman insan etkileniyor. Ya benim babam doğuruyor da zaten çok dindardır. Yani tecrübeleri vardır. Onun için yani ona itaat etmek lazım, gitmemek lazım. Ben böyle insanları çok gördüm. Babasının annesinin engel olduğu İslami etkinliklere, İslami aktivitelere katılmasını önleyen yani bir takım anneler, babalar var, öyle değil mi? Hem de çok yani az değil. Hem de bunun zıttını teşvik edene ben çok az rast geldim. Yani bir tane şey, Hazreti Ebu Bekir'in bir kızı vardır. Yani onun şey, kimdir bu? Hazreti Ebu Bekir'in Esma diye bir kızı vardır. Ve aradan yıllar geçmiştir. Hazreti Ebu Bekir vefat etmiştir, 4 halife vefat etmiştir. Ve ortaya Yezid çıkmıştır, ondan sonra şey çıkmıştır, Haccac çıkmıştır ve bu arada Zübeyir, Abdullah bin Zübeyir vardır. Abdullah bin Zübeyir Esma'nın oğludur, Hazreti Zübeyir'in oğludur. Abdullah bin Zübeyir, çok önemli birisidir bu. Ve bu kişi yani Yezid'e karşı direnmiş, Mekke'yi vermemiş. Uzun gider, okumanızı tavsiye ederim gençlerin. Hazreti Abdullah bin Zübeyir çok önemli birisidir. Ve ama tabii 9 yıl direnebilmiş. 9 yıl bir anlamda halife olmuştur. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya gittikten sonra bu da bu tarafta vermemiştir buraları. Ve bu kişi Abdullah bin Zübeyir ki ilginç bir insandır. Mekke'de Medine'ye hicret edince ilk doğan çocuktur. Onun için Kureyşliler de dedikodu çıkartmışlarmış. Muhammed'in adamları Medine'ye hicret ettiler, gittiler. Zürriyetleri falan kesildi, ne havası yaradı, ne suyu yaradı, hiç doğurmuyorlardı falan diye böyle bir dedikodu da çıkartmışlar. Bunun üzerine Abdullah doğunca Müslümanlar tekbir getirmişler. Dikkat edin, yani. Allahu Ekber diye tekbir getirmişler. Konuyu dağıtıyoruz da bilinmesinde fayda var. Ve hatta bu Abdullah bin Zübeyir şehit ediliyor sonra. Onu şehit edenler Allahu Ekber diyor. Sanki bir kafiri öldürmüş gibi. Oradan sahabenin biri diyor ki yahu bir yanlışlık yapıyorsunuz siz. Ne? Yani bu çocuk doğduğunda sahabe tekbir getirdi. Siz öldürünce tekbir getiriyorsunuz. Bu da ayrı bir olay. Fakat ben onu orayı anlatmayacağım. Şunu anlatacağım. Bu arada annesi de Mekke kuşatılıyor artık. Hani o Kabe'nin mancılıkla taşlanması falan olayı Abdullah bin Zübeyir'in zamanında ve annesi de bu arada Esma binti Ebi Bekir 90 falan yaşlarında ve gözleri de görmüyor. Ama olmuş. Ve Abdullah bin Zübeyir'e teslim ol diye çağrı geliyor. Teslim ol. Bitti. Kuşatıldın. Annesine geliyor. Anne diyor. Böyle böyle diyor. Ondan sonra ne diyorsun sen diyor. Benim teslim olmamı istiyorlar. Ben bu yoldayım işte, ben kendimin böyle bir mücadele ediyorum şu ana kadar, bugüne geldik. Şehit olmanı istiyorum diyor. Dikkat edin annesi. Şehit olmanı istiyorum senin diyor. Benden yani teslim olma, şehit ol diyor. Öyle basit bir olay değil bu, dikkat edin. Tamam diyor. Ve ondan sonra gidiyor, zırhını kuşanıyor, miğferini, kılıcını, kalkanını falan alıyor. Gel bir tane öpeyim yavrum son olarak, kucaklaşalım. Şehit oluyor madem, seni şehit edecekler, gel sarılalım diyor. Ondan sonra sarılınca böyle, ne bunlar diyor. Yani miğferinden, zırhından, işte bunlar anne işte savaşı. Çıkart onları,
sen demedin mi diyor, şehit olacağım diye, şunları bir çıkart diyor. Ve çıkarttırıyor. Yani dikkat edin, anne bu işte. Az olur ama anne. Yani bizim annelerimiz, dindar annelerimiz, İslam uğrundaki evlatlarını engellemek için, yani ağlarlar, gözyaşı dökerler falan, pişman böyle. Ben çok rastladım buna. Onun için yani anne ve babalara itaat mutlak değildir. Marufta itaat ederiz. Onun dışında mesleki yönden de her dediğine, senin baban şey mi ya, bilir kişi mi? Neden anlıyor ki itaat edeceksin, öyle değil mi? Senin baban şu gelişmekte olan dünyanın nesinden haberi var? Otur şurada beraber ekelim, biçelim falan diyorsa, yani bu illa itaatsizlik yapılacak diye bir şey yok. Ve bir de yani bundan dolayı korkmayın, Allah'a yalvarın, ya Rabbi babamın gönlünü yatıştır. Babam bana göre yanlış bir şeyde bulunuyor, zorlamada bulunuyor bana. Ya Rabbi beni affet ve bize doğru yolu göster ve günlerimizi iyi getir diye dua edilecek ve bundan dolayı da korkmayacak. Efendim babasının bedduasını, yok babanın bedduası o değildir. Baba böyle yerlerde anne baba beddua etse de yani bunlar tutmaz, açık konuşalım. Bir, çünkü erbabı değil. İstişare ehliyle yapılır. Bilir kişiyle yapılır. Bilmeyen kişilerle, bu İslami konularda da böyledir, başka konularda da böyledir. Eğer ha, biz bu sadece kendi kafamıza değil, bizim de istişare ettiğimiz insanlar var. De bir takım insanlar bizi eğer Ankara'ya çağırıyorsa, İstanbul'a çağırıyorsa, üniversiteye çağırıyorsa, başka yerlere erbabı bilen insanlar, müsaadenizle yani onların istişaresinin neticesine uymak, yani İslam için, insan için biz daha hayırlı olduğuna inanıyoruz. Aksi takdirde bu şekilde bir yerde boğulup kalırız, tıkanıp kalırız. Evet, bunlar bizim şevkimizi de kırar. Sohbetin başından beri girdiğimiz azmimizi, her şeyimizi kırar ama kırmayacak, kırmayacak. Yani tabii dikkat ederseniz bunlar için büyük bir irade de lazımdır. Yani önemli bir irade, yani her şeyi savuşturan, yani bütün yani bu olumsuz havayı bozacak, yani güçlü iradelere de ihtiyaç var. Şuna da değinmek gerekiyor hocam. Yani evet, gençler azimli olsunlar, gençler yeniliklere açık olsunlar. Dünyanın gelişmekte olduğu ve gittiği yöne doğru elbette ufukları açık olsun. Fakat yani valla bu bana göre doğrudur, babam yanlış biliyor, annem yanlış biliyor, bu tamamen doğrudur deyip de bir yola girme gibi bir sıkıntı da var. Yani tabii, o da bir zemin bulmalı. Ben diyorum ya, hep istişare ve yani, ehl, o da uzun zemin. Uzun gerçekten hani bu genç tamam bu yola girdi, istediği, arzu ettiği bir yol var. Hakikaten bu yolda yetenekli midir? Bu yolda azığı var mıdır? Yani tabii, yolda tabii, susuz kalacak yani mı? Yani gelip aç sefil olmak da var. Sefil, öyle değil mi? Sefil olmak yola da çıkıp var. Sefil tabii, olmak da var. Yani tabii, bunları da elbette. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Belki buyur. Tamamen böyle değil de bir zamanlar ben farkındayım, bilirim. Yani köyden Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, büyük yerlere göç eden insanlarda biraz daha yani rahat günah işleme arzusu da var idi. Yani bu da ayrı bir olay. Biz bunları örnek gösteremeyiz, öyle değil mi? Evet. Yani bir takım insanlar yani oraya yani böyle bir şehire gidiyor ki yani orada namaz kıldığını kontrol eden biri yok. Efendim kadına kıza gittiğini, içkiye şuna buna daldığını kontrol eden yok. Yani o yola dalanlar da oluyor. Ve tabii bunun da örnekleri oldu. Bu şekilde kendini kaybeden insanlar da oldu, öyle değil mi? Kesinlikle. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ama şu iyi bir şeydir ha. Büyük şehirler insanları yuttuğu için, şey yaptığı için iyi gelenler hemşerilerini buluyorlar en azından. Evet. O da bir koruyucu oluyor. Yani diyelim ki adam eğer Mardin'den gelmişse İstanbul'a, İzmir'e, orada ister istemez hemşeri yani ilk etapta katsa bile sonunda yaşayabilmek için tanıdıklarını, hemşerilerini bulmak zorunda kalıyor. O da bir kalkan oluyor tekrar. Yeni bir kalkana kavuşuyor. Bu da güzel bir şeydir yani. Yani şehirlerde, yani Avrupa'da da bu var yani. Avrupa'da eğer Müslümanlar, Türkiye'den oraya işe giden Müslümanlar eğer tamamen ölmemişse,
İslam adına orada camiler, şunlar bunlar, biraz da bir arada bulunduklarından, biliyor musun? Yani herkes bir araya geliyor, ister istemez yani şey yapamıyor, yaşayamıyor tamamen başkalarının arasında. Yani bunun da şeysi vardır, avantajı vardır. Önemli olan bize düşen var ya, biz Allah'ın izniyle şartları lehimize çevirmemiz. Mesele budur. Zaten Allah bizi bu şeyde yaratmıştır. Sözü şöyle bağlayalım. Yani yaşayan böyle yaşıyor. Yani ayakta kalan şartlara ya uyum yani sağlayabildiği için. Yani kuvvet önemli değildir. Dinozorlar en kuvvetli hayvanlardı ama gitti. Niye? Uyum sağlayamadılar. Yani gelişen dünyaya veya değişen dünyaya, iklimi değişen dünyaya uyum sağlayamadılar. Kediler yaşıyor ama aslanlar, kaplanlar azalıyor, dikkat edin. Yani dev güçlere sahip olmalarına rağmen öyle değil mi? Yani böyle. Onun için biz bize düşen şudur. Şartları lehimize kullanmak. Allah'ın izniyle ayakta kalırız. Yani her şeyi lehimize kullanmasını bildiğimiz zaman tabii bizim derdimiz nedir? İslam. Din adına lehimize kullanmak. Evet. Onun için Allah-u Teala bu anlamda bize yeniden güç versin, kuvvet Amin. Versin, azim versin. Amin. Yani heyecanımızı azaltmasın Amin. Ve kendi yolunda kullanmayı nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten önemlidir şevk ve heyecanın diri kalması gerekiyor. Hem İslami boyutuyla hem de dünyevi boyutuyla, her iki boyutta da azmin, heyecanın diri olması gerekiyor. Gençlerin özellikle dünyalarındaki o heyecanı yutmayalım. Biraz o heyecanların içinde en azından bilsek dahi, zararlı olduğunu bilsek dahi veya sonucunun hüsran olacağını bilsek dahi en azından tecrübe adına da uzaktan kontrol etsin. Evet, uzaktan kontrol. Bazı babalar, yani özür dilerim, yeniden şeye bağlıyoruz da, yani bazı akıllı babalar evlatlarını kıskaç içine almazlar. Biraz uzaktan şey yaparlar, izlerler. Hatta bunu biraz hayvana benzetirsek günah olmasın da, ayıp olmasın da, bizim oralar, bizim bildiğimiz bir kısa bağlamak var, bir uzun bağlamak vardır. Bir hayvanı kısa bağlarlar bazen. Niye? Çünkü o bahçe onu gerektiriyor. Eğer biraz uzun bağlasa, şurada güzel bazı sebze vardır, meyve vardır, ağaç vardır, onlara zarar verecek. Onun için kısa bağlarlar. Bazen de bahçenin durumuna göre şöyle bakar, upuzun bir iple bir bakarım, bir hayvanın ayağından bağlanmış ip epeyce var yani. Niye? Ona öyle bir alan tahsis edilmiştir. Bazen de hiç bağlamaz. Ne yapar? Duvarlara güvenir veya bir mesafeye güvenir falan. Bütün bunlar yani okumakla değil, bizzat kişinin oradaki tecrübeleriyle olan şeylerdir. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben de tekrardan. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programımızda bugün şevk, azim konusuna, ümit konusuna değindik. Bunlarla ilgili hocamın bazı tavsiyeleri oldu. İnşallah o tavsiyeleri de kendimize yol yordam ederek hayatımızı ümit ve heyecanla, hem İslami yönden dinimiz açısından şevk ve heyecanı kendimizde tutmak, hem de dünyevi bakımdan da kendimizi geliştirmek adına o ümit ve heyecanımızı yitirmemek adına inşallah bunları kendimize bir yol kılavuz edeceğiz. Programımız sona erdi. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.